İftardan sahura kadar olan dönemde bu özel çayı içebiliriz. Hepimizin evinde var zaten çay. İster toz çayla hazırlayıp demleyip yapabiliriz, istersek poşet çayla. Bu buzlu çayımın ismi susuzluğu gideren. Yapalım mı birlikte hemen? Evet, onu yapalım, bu şeye sonra mı gireceğiz? Tabii, lütfen. Evet, şimdi çayı yapıyoruz. Lütfen notlarınızı alırsanız çok seviniriz, kendinize yararlı olacağını düşünüyorsanız. Tabii. Bildiğimiz çaydan hafif biraz dem alıp biraz üzerine ılık suyla dolduralım. Yani bu tamamen dolduralım. Bildiğimiz çaya ılık su katılmış hali, hali mi? Hali, evet. Heh, tamam. Hafif dem, üzerine ılık su koyuyoruz. Sonra içerisine biraz aroma vermesi açısından taze nane yapraklarından koyuyorum ben. Ben güzel. Bol bol koyarım taze nane yapraklarını. Tamam. Ve bunun içerisine en güzel tarafı bir yemek kaşığı bal koyacağım. Balın çok güzel bir özelliği var. Özellikle iftar sofralarında, sahurda da bir tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. Eğer iftar ve sahurda tüketmezseniz bu içeceğin içerisinde. Bal mide çeperini tamamen kaplayıp çok güzel bir şekilde midenizin asit geliştirmesini engelleyecek. Bunun içerisinde de çayı şekersiz içmek çok zor olabilir. O yüzden bir yemek kaşığı balı rahatlıkla kullanabiliriz. Biraz içerisine limon kabuğu koyacağım. Güzel. Çok az. Çok kolay içerisine ve bol buz. Bu sizi inanılmaz derecede serinletecek. O biraz önce buraya getirdiğimizde yani hiç susuz buzdu. Evet. O kadar çabuk eriyor ki her şey burada. Evet. O kadar kolay, o kadar lezzetli bir tarif ki. Aa, ve de kimsenin aklına gel. Herkes yapar ve yani. Evet, gelmeyecek bir şey. Çünkü buzlu çay içmek istemez. Çay harareti alır derler zaten. Evet, ben sadece bir örnek olarak size göstereceğim. İftardan sonra rahatlıkla içebileceksiniz. Biraz demlenirse içerisinde müthiş olur. Bundan yaklaşık bir sürahiyi rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bir kere içinde susuzluğu gideren özel bir amino asit var çayın içinde. Tanen denilen bir madde. Evet. Nane ile birlikte bir aroma kazandı. Balla birlikte size enerji verecek. Rahat kan şekerimizi dengeleyecek. Çayla birlikte balık tükettiğimizde antioksidan içeriği çok artar. Çayın içindeki antioksidanların kalbe, bu dönemde oluşacak mide, gaz problemlerini ortadan kaldırır. Buz da zaten serinlemeye yardımcı olacak. Buz gibi müthiş bir içecek.